Burada sıcaktan mayışmış bir kehribar mı var? Kızım. Oy oy oy. Tüylerini tıraş ettik ama gene de sıcaktan tabii ki bunalabiliyorlar. Evet, herkese merhabalar. Bugün kedilerimizin en sevmediği işlemlerden bir tanesini yapacağız ama bizim en sevdiklerimizden. Onun tüylerini tarayacağız bugün. Bu bir fulminatör tarak. Kısa tüylü kediler için en ideal tarak bu taraktır. Kısa dişleri var ve dökülmek üzere olan tüylerin, dökülen tüylerin tamamen üstünden tarayıp almamızı sağlar. Kehribar da şu anda taranmaktan hiç hoşlanmayacak ama onu mecburen taramak zorundayız. Her taramak için veterinere götürmek çok zor olabilir ve veterineriniz de sürekli kendinizi taramaya götürmenizden hoşlanmayabilir. Onun için evde kedimizi nasıl tarayacağımızı size öğreteceğim. Gel bakalım kızıma. Evet, yalama o tüylerini, yalama. Hey, yaramaz çocuk. Gel bakalım. Evet, bu şekilde ensesini tutarsak kaçmasını engelleriz. Ve tüylerini bastırarak yakına çekebilir misin? Kaç. Tüylerini bu şekilde bastırarak, merak etmeyin, zarar vermez. Şu şekilde tüylerini alırız. Bu aldığımız tüyleri bir kenarda biriktirebiliriz. Ha, çöp torbasıyla diğer yavrular oynuyor şu anda. Çöpe dolduramayacağım onları. Boynunun altı, yanakların kenarı, bütün dökülen tüylerini fırınatör tarakla toplayabiliriz. Bu kedimizin eve tüy dökmesini engeller. Scottish Fold'lar en az tüy döken kedilerdir. Ama şu anda Ağustos ayında olduğumuz için bu kadar tüy dökümü gayet normal. Ve kızımız Kehribar hamile. Ekstra tüy dökümünün artması da normaldir. Evet, güzel kız. Kehribar'ın tüyleri çabuk uzadı ama öyle. Evet. Ya bakalım. Onu yeni tıraş etmiştik. Ve tüylerimiz orta boya geldi. Scottish Fold'lar genelde tüy dökümü en az olan kedilerdir. Şu anda bir çinçille veya tabii tekiri tarıyor olsaydık Ağustos ayındayız. Burayı her yeri tüy kaplardık. Ve bu kedimizi biz 2 aydır belki de taramamış haldeyiz. Çünkü tarama ihtiyaçları en az olan kedilerden biri de bunlardır. Zaten yaza girdiğimizde birçoğunu tıraşladık. Hem yazın onlar daha çok rahat ediyorlar. Tüyleri gerçekten yoğun olduğu için. Okey kızma. Hadi sen gidebilirsin. Hey. Bir tane Sıcaktan kedi biz bile yakaladım. bunalırken Bir tane onlar kedi nasıl yakaladım. bunalmasın? Evet. Şimdi de beyaz Scottish Fold'umuzu tarayalım. Hey baby. Evet, hiçbiriniz taranmaktan, tırnak kestirmekten hoşlanmıyorsunuz, onu biliyoruz. Zaten tüy dökmüyordu da. Sadece bir alalım üstünden. Hey, onun tüyleriyle oynayamazsın. Ne oldu babacığım? Ne oldu? Evet, çıkan tüy sadece bu kadar. Hadi koş. Başka taranmak isteyen var mı? Hey, o tüylerle oynayamazsın. O oyuncak değil o. Oyuncak değil onlar. Poşetimizi gasp etmişler burada. O zaman ona duruyor. Gel bakalım buraya. Buradan. Kıvrık gidiyor, anladı. Hey, gel seni tarayalım. Şu anda tarama amacımız sadece onları alıştırmak. Çünkü kediler taramaktan çok hoşlanmazlar. Küçükken alıştırırsanız bu ikinizin de faydasına olur. İleriki dön. Hey, o tüyü yiyemezsin, gel buraya. Sen yaramaz mısın? Ağzında Sen var, al yaramaz mısın? onu. Sen oyuncak mı istiyorsun? Dur, ben sana oyuncağını vereyim. Hey, çöp torbasına da giremezsiniz. Bak bak bak. Aa! Merhaba. Merhaba. Eşek ya. Dışarı. Başka kim var? Gel. Bir dakika, Latte'yi getireceğim. Latte. Merhaba, annesi Latte'yi getirdim. Tatlış. Latte. Bu da yeni kızımız Latte. Bunu yeni aldık. Dışarıdan başka bir annenin yavrusu. NS11 OS3 kodunda. Gözler mavi, burun etrafı gri çizgili, kulak uçları gri. Bak bak gene Vücut aldılar poşeti. gümüş ticket deseninde.
Beyaz tüyün tüy uçlarında gri renkleri var. Bu da çok güzel bir British kızımız. Bir de seni tarayalım bakalım ne çıkacak. Her dakika önce tüyleri temizleyelim. Hey, sen şu topu sana devam edecek misin? Bence onlara topunu vermeliyiz. Bir dakika. Tamam, topu neredeydi oğlum? Neredeydi? Evet, topla oynamayı çok seviyorlar. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Hey Latte, seni ilk kez tarıyoruz değil mi daha? Latte kızımız henüz bir haftadır bizimle. İlk kez tarıyoruz onu. Bize alıştı bile ama. Merhabalar. Huyu çok güzel ya. Evet, çok minnoş bir kedi. Kucakta uyumayı çok seviyor kendisi. Özellikle annesinin kucağında uyumayı çok seviyor. Anneciğim. Ben işe gittiğimde annesiyle beraber biraz uyuyorlar. Sevmedi o da taramayı. Hadi git bakalım. Gel kızım. Arayacak kimse geldi mi? Ha, bir dakika, burayı tarayalım. Görek. Bu da Handan Hanım'ın kedisi Kıvrık. Yakında gidecek Handan Hanım'a. Bu en yaramaz kedimiz. En yaramaz, en yaramaz. En minnoşları bu, evet. O tam oyuncu. Top mop görmesin. Evet. Top oynamayı çok seviyor. Hey. Sakin. Yeterli. Hadi git bakalım. İki gıyam hey. Tüyünüz boy zaten. Şuna bak, ben bu ki çiğniyor. Bak bak bak. Merhaba. Söylemek evet. İstediğim bir şey var mı başka? Kedi taramayla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey yok. Dediğim gibi Scottish Fold'lara, kısa tüylü kedilere uygun olan tarak, fulminatör taraktır. Dişlerini de yakından gösterelim. Şu şekilde dişleri var. Kesinlikle keskin değiller. Tüyleri aralarına tutup çekerek çalışan bir mantığı var. Şu tarafta uzun tüylü kedilerin tüylerin keçelerini açmak için işe yarar. Eğer uzun tüylü Çinçilla, İran, British gibi bir kediniz varsa normal ucu sivri sivri olan dikenli fırçalardan kullanabilirsiniz, taraklardan kullanabilirsiniz. Ama kısa tüylü tekir, Scottish Fold, British Shorthair gibi bir kediniz varsa o zaman fulminatör tarak kullanmanız gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bize iletmek istediğiniz, sormak istediğiniz kedi bakımları hakkında, kediyle ilgili sorularınız varsa Instagram sayfamızdan bize ulaştırabilirsiniz. Instagram sayfamız @yavruKediKöpek. Görüşmek üzere.